Herkese merhaba, Lefke Avrupa Üniversitesi'nden Ceylan Erhan ben. Yayınımıza hoş geldiniz. 2 dakika rötarlı bağlandık. Kusura bakmayınız lütfen bunun için. İnternet sorunundan kaynaklanıyor. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün konuşmacı konuğum Profesör Doktor Harun Şeşen hocam olacak. Konumuz krizi fırsata dönüştürmek ve doğru meslek seçimi. Müsaadenizle önce bir hocamı yayına davet edeceğim. Hocamın yayına katılmasını bekliyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Çok değerli misafirlerimiz var bugün bizimle birlikte. Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün çok değerli hocaları, misafirimiz. Davet yolladım. Aynı zamanda Özel Çanakkale Anadolu ve Fen Lisesi'nden misafirlerimiz var. İstanbul Şirin Evler Vatan Özel Öğretim Kursu ve Güneşli Vatan Özel Öğretim Kursu'ndan misafirlerimiz var. Merhaba. Merhaba hocam. Şu an için göremiyorum sizi. Öyle mi? Göremedim. Görüntüyü bekliyorum. Tekrar hocam davet edeceğim sizi. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Görebiliyor muyuz? Tamam mı? Evet görüyorum hocam. Tamam. Müsaadenizle sizi takdim edeyim. Lefke Avrupa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Sayın Profesör Doktor Harun Şeşen hocam. Bugünkü konumuz krizi fırsata dönüştürmek ve doğru meslek seçimi olacak. Sayın hocam, Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün değerli öğretmenleri konuğumuz, Çanakkale'den, Çanakkale Özel Anadolu ve Fen Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, İstanbul Şirin Evler Vatan Özel Öğretim Kursu ve aynı zamanda İstanbul Güneşli Vatan Özel Öğretim Kursu'nun hocaları ve öğrencileri bizim konuğumuz bugün. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim sizler. Teşekkürler hocam, sağ olunuz. Bu kriz günlerinde evde biraz hapis kaldık herhalde hep beraber. Evet. Öğrencilerimiz de, hocalarımız da. Ama evet. Bu canlı yayınlarla da olsa birbirimize ulaşabiliyoruz. Evet. Nasıl geçiyor hocam günleriniz? Çok yoğun. Dönemin sonundayız malum. Final sınavları, sınav kapatma, tezler oldukça yoğunuz. Ama tatlı yoğunluk bunlar. Yani iş üretme yoğunlukları, güzel yoğunluklar. Evet hocam. Covid-19 salgınındayız. Bir mücadele içerisindeyiz. Yaşadığımız bu dönemi eğitim açısından nasıl değerlendirirsiniz hocam? Tabii en çok kullanmamız gereken kelime herhalde belirsizlik kelimesi. Çünkü biraz şu anda bütün yüksek öğretim sektörü biraz belirsizlikler yaşıyor. Alışkın olduğumuz sistem olan yüz yüze eğitim sisteminden biraz daha farklı bir eğitim sistemine geçmek zorunda kaldık. Biz de üniversitemizde aynısını yaptık. Bütün üniversiteler benzer işi yapmaya çalışıyorlar. Biraz uzaktan eğitime geçiyoruz ve bu bir kriz dönemi tabii ki. Krizlere verdiğimiz bir tepki var. Bütün üniversitelerimizin verdiği bir tepki var. Ve teknolojiyi kullanarak bütün üniversiteler uzaktan eğitimi işin içine entegre etmeye çalışıyorlar. Tabii burada bence üniversitelerin yapmış olduğu bu uzaktan eğitimle, online eğitimle yapılan eğitimin yanında öğrencilerimizin de kendi kendini eğitebileceği de fırsatlar da var. Yani kriz dönemi aslında bizim açımızdan, hocalar ve üniversiteler açısından biraz daha teknolojik adaptasyonla geçiyor ama öğrencilerimiz de evde, daha çok evde olma ve kendilerine zaman ayırma fırsatı yakaladılar. Dolayısıyla bunları da kendileri açısından değerlendirebilirler diye düşünüyorum. Evet. Hocam, krizden olumlu sonuçlar devşirmek gerçekten olası mıdır? Yani bunu... Tabii ki olası, hatta mümkün. Dediğimiz gibi şu anda yani öğrencilerimiz evde belki zaman geçirmek zorunda kalıyorlar çoğunlukla. Ama kendilerini bir kere öncelikle şunu söyleyebilirim. Birincisi, uzaktan eğitime hazırlamaları gerekiyor. Yani burada aday öğrencilerden bahsediyoruz.
muhtemeldir ki inşallah hepsi gelecek sene öğrenci olacaklar, üniversite öğrencisi olacaklar. Biraz teknolojik adaptasyon yapmaları gerekiyor. Tabii ki biliyorum gençler bunları bizden çok daha başarılı yapıyorlar ama okulların şu ana kadar ilkokul, ortaokul, lisede alışmış oldukları yüz yüze eğitim formatı var. Dolayısıyla şu anda üniversitelerimiz biraz yüz yüze eğitimden biraz daha karma eğitim modeline geçiyoruz. Yani yüz yüze eğitim ve online eğitimin birlikte olduğu bir şeye geçiyoruz. Dolayısıyla burada en olumlu bence öğrencilerimiz açısından bu evde geçirdikleri süreci kendi kendini geliştirebilecekleri bir zaman dilimi olarak görmeleri lazım. Evet, bir sınav var önlerinde. Bu sınava hazırlanıyorlar. Bu sınav için yapmış oldukları büyük bir çalışma var. Uzun zamandır emek harcıyorlar bunlar için. Ama şöyle düşünmek lazım, yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Yani işin son noktasına geldik. Bu son noktasında kendilerini bence bitmiş tükenmiş değil, tam tersine son vuruşu yapacak motivasyonla görmeleri gerekiyor. Hepsi kendilerini daha iyi tanıyorlar. Eksiklerini, açıklarını daha iyi biliyorlar. Dolayısıyla burada kendileri için nasıl bir olumlu sonuç çıkarabiliriz diye düşündüğümde ilk aklıma gelen zayıf görmüş oldukları bu noktaya odaklanma için bir fırsat olarak değerlendirmek lazım bu dönemi. Muhakkak ki kendilerinde zafiyet hissettikleri alanlar var. O alanlara bence yoğunlaşmak gerekiyor. Böyle bir şey yaratabilirler. Ve bu onların gelecekteki işine de yarayacak. Dediğim gibi bu bir kişisel gelişim macerası. Yani yüksek öğretime yeni başlayacaksınız ama bu ömür boyu, hayat boyu devam edecek bir şey. O yüzden kişisel gelişimin ilk adımı olarak düşünsünler lütfen bunu. Evet, sağ olun hocam. Bu salgın bizlere de yeni normalleri artık getirecek. Yeni normallere gibi olacak. Hayatımız eski normalden artık çıkmış vaziyette olacak. Peki bu yeni normale başladığımız sürede hocam, eğitimde neler olacağını nasıl öngörüyorsunuz siz? Tabii bu şu anda bütün yüksek öğretim kurumlarının tartıştığı bir konu gördüğüm kadarıyla. Yani hem yüksek öğretimi düzenleyen kurumlar olan Türkiye'de YÖK, KKTC'de YÖDAK hem bütün üniversiteler şu anda bu konu üzerinde oldukça tartışıyorlar. Yani hem yüksek öğretim, onun tabii özel bir alan, onun dışında hem günlük sosyal hayat hem diğer iş alanları nasıl olacak? Yani bu konuda birçok herkes düşünüyor. Tabii biz de yüksek öğretimi düşünüyoruz dediğiniz gibi nasıl olabilir? Yeni normalimiz benim gördüğüm kadarıyla daha çok yüz yüze ile uzaktan eğitimin birlikte olduğu, beraber olduğu bir eğitim ortamına doğru evrilecek gibi görüyoruz. Yani görünen o ki daha çok teknoloji girecek eğitimin içerisine, daha çok uzaktan eğitim imkanları olacak ve yüz yüzeyle birlikte gidecek. Bu hem hocalar olarak bizleri hem de yüz yüze eğitime alışmış olan öğrencilerimizi biraz değişime zorlayacak. Dolayısıyla biraz değişmemiz gerekecek burada. Tabii burada yasal düzenlemeler önemli. Yani yüksek öğretim kurumunun vereceği kararlar eğitimin nereye doğru evrileceğini gösterecek. Ama bu beraberinde herhalde yeni normalde bolca teknoloji, bolca dediğim gibi farklı eğitim formatlarının birlikte kullanımı olacak ama öğrenciler açısından ben çok güzel pozitif şeyler olabileceğini düşünüyorum. Yani bunlardan birincisi eğitimin maliyeti bence ucuzlayacak. Yani baktığımızda uzaktan eğitim teknoloji kullanımı işin içine girdiğinde yerinden katılım var. Bu bence maliyeti düşürecek bir unsur öğrenciler açısından. Belki daha fazla fırsat eşitliği olacak. Ben öyle öngörüyorum. Yani birçok eğitime istenen kaliteli eğitime uzaktan eğitim sayesinde daha kolay ulaşılabileceğini değerlendiriyorum. Sonuçta şunu düşünmek lazım. Hep onu söylüyoruz. Üniversite bir binadan ibaret olan bir şey değildir. Yani sadece kampüste olmak değildir üniversite eğitimi. Evet, bu çok önemli. Yani kampüs ortamını yaşamak, o ortamın içerisinde sosyal etkileşimde bulunmak çok güzel, çok önemli. Ama tek binadan ibaret değil. Yani hocalar, öğrenciler, yapılan araştırmalar, oluşan sosyal ortam, bunlar üniversiteyi tamamlayan faktörler. Dolayısıyla yeni normalimizde bu faktörlerin de değiştiğini göreceğiz. Yani etkileşimimizin biraz daha böyle teknoloji üzerinden olduğunu göreceğiz. Bence hocalar olarak bizler biraz daha herhalde araştırmaya daha fazla zaman ayırabileceğiz diye düşünüyorum. Ve
Öğrenci açısından son olarak şunu söylemek isterim. Ben bunu her zaman söylüyorum. Belki bilmeyen arkadaşlara da söyleriz. Karşılaştıklarımız da olabilir. Ben yıllardır bu sektörün içerisinde sizler aracılığıyla çok farklı öğrencilerle yüz yüze de bir araya geldim. Her zaman da söylerim. Türkçemizde öğrenciyi tanımlamak için iki ayrı kelime var malum. Eski Türkçede talebe derlerdi. Şimdi öğrenci diyoruz. Aslında bence ikisi arasında bir ciddi fark var. Sanki öğrenci deyince daha pasif bir kişi gibi düşünülüyor. Talebe daha aktif bir kişi. Yani talep eden, bir talep eden kişi var. Öbüründe biraz daha oturan, daha böyle öğrenmeyi bekleyen, pasif bir kelime var. Şimdi bu yeni sistem, yani yeni normal, öğrenmedeki bu yeni normal muhtemelen talebe bakış açısını geri getirecek bize. Yani öğrencinin aktif olması gerekecek. Daha fazla talep etmesi gerekecek ve daha fazla kendi kendine araştırma yapması, daha fazla işin üstüne düşmesi gerekecek gibi gözüküyor. Çünkü pasif kalarak bu açığı kapatması mümkün olmayacak. Yani yüz yüze etkileşimin eksik kaldığı noktalarda öğrencinin talep etmesi gerekecek yeni normalde. Dolayısıyla böyle bir yeni normalimizde daha aktif öğrenci, daha bence fırsat eşitliğine dayalı bir şey ve çok daha fazla teknolojinin kullanıldığı bir eğitim ortamı biz bekliyoruz. Evet. Hocam, Türkiye genelinden baktığımız zaman ulusal anlamda eğitime devam edebilen sayılı ülkelerden oldu Türkiye. Bu çok ciddi bir başarıydı gerçekten. Hemen kesinlikle. Kesinlikle. Çok ciddi bir birlikte EBA TV kuruldu. Hiç aksama olmadı, öğrencilerin mağduriyeti söz konusu asla olmadı. Öğrenciler hemen buna adapte edildi. Bu bağlamda baktığımız zaman hocam, bu durumu değerlendirdiğimiz zaman bizi ileride meslek seçiminde de yeni fırsatlar sunacak gibi duruyor mu bu durum? Aslında evet, kesinlikle sunacak. Çünkü düşündüğümüzde dediğiniz gibi yani Türkiye bu konuda oldukça iyi işler yaptı. Hatta üniversitelerimizi de hakkını yemeyelim. Bence üniversitelerimiz de kendilerini çok hızlı uydurmaya çalıştılar. Biz yani kendi üniversitemiz üzerinde saatlerce konuşabilirim ama hemen online sisteme geçip öğrenciyi mağdur etmeden eğitimi online sistem üzerine taşımayı başardık. Yani kısa bir sürede ve dediğiniz gibi beklenmedik bir şekilde. Ama şimdi öğrencilerimizin bence ileride meslek seçiminde bu durumu da göz önünde bulundurmaları lazım. Yani ben şöyle düşünüyorum. Bu durum sadece yüksek öğretimi etkilemedi. Gördük ki İş dünyasında, meslek hayatında birçok iş aslında online, uzaktan yapılabiliyor. Öncelikle bunu gördü birçok iş gücü piyasası. Dolayısıyla bu öğrencilerimize aslında yeni fırsatlar, yeni farklı bakış açıları getiriyor beraberinde. Çünkü öğrenciyi hangi alanda okursa okusun, yani ne gibi meslek seçerse seçsin, teknolojiyle barışık olma, teknoloji okur yazarlığı yüksek, teknolojiyi kullanabilen bir kişi olmaya itiyor. Yani öncelikle bunu öğrencilerimizin bilmesi gerekiyor. Hangi alanda olursa olsun bu işin içine girmiş durumda. Tabii üniversiteler daha kapsayıcı, daha geniş, daha fazla kitlelere ulaşan bir yerlere dönüşmeye başladı. Bu da meslek seçimini etkileyecek. Yani ben şöyle düşünüyorum, artık yeni normal içinde yeni meslekler türeyeceğini düşünüyorum. Yani çok klasiktir hani, özellikle Türkiye'de baktığımızda çokça talep gören alanlar var. Ben mesela ilk aklıma gelenler var benim. Not almıştım. Mesela hukuk. Hukuk bir meslek olarak çok yüce, harika. Ama mesela bence bu ileride yeterli olmayacak hukuk. Ne olacak? Size şöyle söyleyeyim. Artifiş deniyor ki yapay zeka hukuku çıkacak. Yapay zeka avukatlığı çıkacak. Yani öğrenci hukuk okuyacak ama sanal bir mahkemede, sanal bir ortamda yapay zeka kullanarak belki avukatlık yapacak. Böyle bir yeni bir meslek gidiyor. Mesela yazılım mühendisliği önemlidir. Ama mesela yazılım mühendisliğinin içine farklı teknolojileri adapte eden kişiler eklenmesi gerekecek. Keza öğretmenlik, keza tıbbın diğer alanları. İnanılmaz derecede gördüğümüz şu ki meslek seçiminde teknoloji bize yeni fırsatlar sunuyor. Yani bu fırsatları yakalamamız gerekiyor. Bu sunacağı fırsatlar öğrenci açısından baktığımda teknolojiye adapte, onu fazlasıyla kullanabilen, kendisini bu dönüşüme, değişime hazırlayabilen öğrenci profili gerektirecek. Bu kesin artık. Yani normalimiz ne olursa olsun, biz meslek seçtiğimiz ne olursa olsun muhakkak ki şunu
adapte olmalıyız. Uzaktan bu işler yapılabiliyor. Birçok iş artık yapılabiliyor. Ve belki de onlar meslek hayatına girdiklerinde birçok şey artık uzaktan yapılıyor olacak. Dolayısıyla bu bence öğrencilerimize istedikleri birçok mesleği seçebilme şansı getiriyor. Bir küçük kavramla bitireyim. Çok güncel bir kavram var artık. Çok yönlü kariyer denilen bir kavram var. Çiftti bu önceden. Çift kariyerdi. Şimdi çok yönlü kariyer oldu. Yani artık bir mesleğe girdin. 30-40 yıl o mesleği öyle öğrendiğin şekilde yapıp çıkacaksın. Böyle bir şey yok artık. Bu kavram bitti. Yani artık bizim mesleğe girdik. Yanına yeni bir yetenek, yanına yeni bir şey eklemek, onu geliştirmek, ileriye götürmek, gerektiğinde farklı bir alana geçebilmek, farklı bir mecrada devam edebilmek gibi birçok şey geliyor artık işin içine. Yani hukuk bitirdiniz, sadece avukatlığı düşünmeyeceksin artık. Onu teknolojiyle, onu ekonomi bilgisiyle güçlendireceksin. Başka bir yerde başka bir imkan doğacak senin için. Dolayısıyla bu yeni yaşadığımız, özellikle bu son 3-5 ayda yaşadığımız süreç bize bunu gösteriyor ki kişilerin, öğrencilerin sadece tek bir meslek alanında, tek bir yetkinlikle ilerlemeleri, ömürlerini tüketmeleri mümkün değil. Dolayısıyla evet, daha fazla şey kazanmak, daha fazla alternatif kendilerine yaratabilecek imkanları kovalamaları gerekecek. Bu kesin. Hocam peki meslek seçimi neye göre yapılmalı? Bir birey hangi mesleğe yatkın olduğunu nasıl değerlendirecek, nasıl anlayacak? Ya bu aslında biz bunu şirketler bazında çok yaparız. Yani benzer işi kişiye uyarlamak lazım. Yani biz buna bireysel SWOT ya da bireysel GZFT analizi diyebiliriz. Yani ne demek bu? Güçlü yan, zayıf yan, fırsat ve tehdit analizi. Yani her bireyin kişisel olarak bunu yapması gerekiyor bir kere öncelikle. Yani ben bir birey olarak en güçlü yanım ne? Matematik mi? Analitik düşünme mi? Çizebilme mi? Gruplar halinde birini ikna edebilme mi? Ne benim en güçlü yanım? Bizim bir kere öncelikle kendi analizimizi yapmamız lazım. Bireysel yetenek analizimizi. Güçlü yönlerimizi koyacağız ortaya. Arkasından zayıflıklarımızı da ortaya koymamız lazım. Yani her insanın da bir takım zayıflıkları var. Biz güçlü ve zayıf yönümüzü bilirsek kendi kapasitemizi anlayabiliriz. Arkasına işte özellikle son 5-6 aydır yaşadığımız bu dönüşüm. Yani çevrede ne gibi fırsatlar var? Neler fırsat olarak ortaya çıkmaya başladı? Çevreyi bir analiz etmemiz gerekiyor. Ve bunun sonucunda da ne gibi tehditler var? Çevrede beni ileride meslek hayatımda ne tehditler bekliyor? Çok basit örnekler verebilirim yani bunun için. Biliyoruz ki artık birçok alanda binlerce mezun var. Dolayısıyla bu binlerce mezunun olması bir tehdittir. Ama aynı zamanda bir fırsattır. Nedir? Orada ben nasıl fark yaratırım acaba diye düşünmesi gerekiyor. Bu farkı nasıl yaratacaksınız? Hemen güçlü yönünüze gideceksiniz. Benim güçlü yönüm ne? İşte tercih ederken de bir yeri buna göre tercih etmek lazım. Maalesef Türkiye'de özellikle yani uzun yıllardır bu böyle. Yani bunu bir anda değiştirmemiz çok kolay değil tabii. Aldığımız puana göre tercih yapıyoruz. Aldığımız puana göre yazık olmasın puanımıza diye düşünen arkadaşlarımız oluyor. Ama öncelikle ne istediğimizi bilmek lazım ve bizim neye yetkin olduğumuzu bilmek lazım. Eğer bu yıllar içinde ilk öğretim, orta öğretim içerisinde ortaya çıkarılmışsa kurumlar tarafından çok iyi. Çıkarılmamışsa bile bizim kendimizin bunu ortaya çıkartması gerek. Yoksa çok önemli bir şey meslek seçimi ama bunu şansa kadere bırakmamak lazım. Mutlaka kendimizin açıklarımızı ortaya çıkartmak, güçlü yönlerimizi ortaya çıkartmak ve o noktadan gitmemiz lazım. Yoksa ben her zaman söylemişimdir bunu. Doğru meslek, yanlış meslek diye bir şey yoktur yani. Senin kendini bilmen ya da bilmemen vardır. Her meslek, her seçim doğru da olabilir, yanlış da olabilir. O kadar çok insan tanıyoruz ki çok önemsediğimiz, ulaşmak istediğimiz meslekleri seçmişler ama mutsuzlar. Neden? Çünkü kendilerini tanıyamamışlar zaman içerisinde. Bunu yapmamak açısından bence tercihteki en önemli konu, ben her zaman bunu söylüyorum. Bu şu anda öğrenci arkadaşlarımızın buna fırsatı da var, zamanı da var. Lütfen herkes kendi kişisel güçlü zayıf analizini yapsın. Çevresel fırsat tehdit analizini yapsın. Çok basit bir şey bu. Biraz düşünmek lazım. Bunu yaptıktan sonra benim için doğru olan nedir diye acaba düşünmek lazım. Benim kanaatim o ya.
Evet, bir öğrenci arkadaşımız sormuş hocam. Bu arada yorumları kapatıyorum. Ara ara sorularınızı alıyorum arkadaşlar yayın kalitesi açısından. İki meslek arasında kalırsa öğrenci tercihini hangi yönde yapmalıdır hocam? Sorusu bu. Çok güzel soru. Yine aynı noktadayım. Ben eğitimci olarak şunu söylüyorum her zaman. Ben bir mesleğe tercih edemem. Her meslek kutsal. Her meslek çok önemlidir. Burada bence tamamen öğrencimizin öncelikle kendi kişisel analizine gitmesi lazım. Yani ben hangisini yapabilirim, yeteneklerim uygun ve hangisini daha çok istiyorum. Bakınız. Burada bazen düşülen bir hata var. Özellikle söylemek isterim. Gündemin, yılların, o dönemin popüler mesleklerine yönelme hatası olabiliyor. Ya da diğerlerini önemsememe hatası olabiliyor. Bugünün popüler gözükeni yarın bir anda popülaritesini kaybedebilir. Veya tam tersi olabilir. Bugün hiç önemsenmeyen bir şey bir süre sonra inanılmaz derecede öne çıkabilir. Yani bu konjonktürel akımlardan etkilenmemek lazım. Ben hep söylüyorum, internetten arkadaşlarımız girip bakabilirler. 90-95'li yıllarda Ankara Siyasal Bilgiler Üniversitesi'nin üniversite giriş puanı bütün tıp fakültelerinden daha yüksekti. Konjonktür oydu çünkü. Yani o zamanki konjonktür oydu. Ama bugün geldiğimiz noktada bakıyoruz, tam tersi bir durum oluşmuş durumda. Yani konjonktürel hareket 5-10 yıl sonrasında bizi hataya düşürebilir. Dolayısıyla seçim yaparken bir, benim yeteneklerim ne? İki, en güçlü yanım ne? Üç, bu güçlü yanımla bu seçtiğim alanda fark yaratabilecek miyim? Ve dört, bu seçtiğim yer beni hedeflerime götürecek mi? O da önemli yani. Siz bir yeri seçiyorsunuz ama o yer sizi acaba hedeflerinize götürebilecek mi? Burada değerlendirmek lazım. Bu kıyaslamayı yaptıktan sonra arkadaşımız bence daha doğru tercih yapabilir. Bu kıyaslamayı yapmak gerekiyor. Hocam, mesleki yeterlilik için akreditasyonların önemi nelerdir? Ben akreditasyonlar konusuna da değinmenizi istirham edeceğim. Bence çok önemli. Yani biliyorsunuz şu anda ülkemizde, yani Türkiye'de YÖK'ün bir akreditasyon kurumu var. Farklı farklı fakülteler bu YÖK'ün akreditasyon kurumundan yetki alıp farklı akreditasyonlar yapıyorlar. Bunun üstüne uluslararası akreditasyon kurumları da var. Öncelikle şöyle anlatalım arkadaşlarımıza çok basit anlamda. Akreditasyon ne demek? Yani akreditasyon aslında verdiğiniz eğitim kalitesinin bir dış değerlendirici tarafından da değerlendirilip onaylanması demek en basit anlamda. Peki akreditasyon neye yarıyor? Yani neden önemli bizim açımızdan? Ben bunu bir üçgenle anlatayım. Üçgenin bir ayağında öğrenci var. Bir ayağında üniversite var. Bir ayağında da iş piyasası var. Amu kamu ama özel iş gücü piyasası var. Şimdi akreditasyon, yani gideceğiniz kurum ulusal veya uluslararası eğitim akreditasyonlarına sahipse işte bu üçgende size avantaj sağlıyor. Bir, öğrenci olarak şunu hissediyorsunuz. Ya benim alacağım eğitimin bir kalite güvencesi var. Yani bir kurum, dışarıdan bir kurum benim alacağım eğitimi onaylamış. Dolayısıyla başarılı, iyi bir eğitim olan belirli kalite standartlarında bir kuruma gidiyor. Bu bize ne sağlıyor? Güvence sağlıyor. İki, üniversiteye de güvence sağlıyor. Siz diyebilirsiniz ki ben çok iyi eğitim veriyorum. Ama kime göre eğitimi çok iyi? Kıyaslama ve karşılaştırma şansı veriyor size. Akreditasyon aldığınızda siz de güvenle diyorsunuz ki benim eğitimim istenen standartların üstünde. Ve üç, iş gücü piyasası için de çok önemli. Çünkü akredite bir kurumdan eğitim almış bir kişiyi karşınıza geldiğinde almamış bir kişiyle kıyaslama şansınız var. O zaman karşınızdakinin biliyorsunuz ki belirli kalite standartlarını sağlamış bir eğitimden geçmiş bir kişi karşınızda. Dolayısıyla o da size bir güvence sağlıyor. Yani aslında baktığımızda bugün görünen o ki, yani 5-10 yıl önce böyle değildi. Kurumlar buna çok önemsiyordu. Ne tercih yaparken öğrencilerimiz veya ailelerimiz önemsiyordu. Ama görünen o ki bugün bütün herkes önemsiyor artık. Yani YÖK de bunu çok önemsiyor. Bence öğrencilerimiz de önemsemeli. Yani gidecekleri, tercih edecekleri bölümün, okulun acaba akreditasyonları var mı? Varsa nerelerden var? Yani sizin vizyonunuzu açabilecek mi? Yani ben her zaman söylüyorum, bizim öğrencilerimiz biliyorsunuz çok büyük bir oranda yabancı öğrencimiz var. Yabancı bir öğrencimiz uluslararası bir akreditasyon sahibi olan bir kurumdan mezun olduğunda, ki bizim uluslararası akreditasyonumuz var,
Bu ona dünyanın başka ülkelerinde iş imkanı açıyor, kapı açıyor. Yani sizi onaylanmış bir süreçten geçtiğinizi gösteriyor. Dolayısıyla bence artık bilinçli tercih dediğimiz tercihin içerisinde muhakkak ki tercih yapacak kişilerin akreditasyonları da araması gerekiyor. Artık aranması gereken bir konu. Aynı meslek grubundan mezun olan iki farklı kişinin akreditasyonlar sayesinde birbirinin birkaç adım önünde başlayabileceğini meslek yaşantısına söyleyebiliriz, değil mi hocam özellikle? Kesinlikle söyleyebiliriz. Yani bu ya her zaman kendimizi düşünmeliyiz Ceylan Hanım. Yani siz bir işverensiniz. Karşınızda 2-3 profil var. Bu profilin içerisinden doğal olarak iş yerinize en iyisini seçmek istiyorsunuz. En iyisini seçerken de bir takım kıstaslarınız var tabii ki. Bu kıstaslardan birisi de budur bugün artık günümüzde. Yani birçok kıstas var. Tek kıstas bu değil ama önemli bir kıstas artık. Yani akredite olmuş bir eğitim kurumundan almak çok önemli. Ben bunun örnekleri yüzlerce verebilirim ama hani zamanımız kısıtlı. Yani benim öğrencim benden yani Afrikalı bir öğrenci gelip Kıbrıs'ta eğitim alıyor Lefkar Üniversitesi'nde, gidip Dubai'de çalışıyor. 3-5 sene sonra dönüyor, bizde yüksek lisans yapıyor. Sonra Kanada'da gidip doktorasını. Böyle örnekler var bugün. Yani artık baktığımızda birçok meslek, birçok kişi uluslararası olmuş durumda. Eğer biz bu uluslararasılaşmanın, yani çok boyutlu olmanın bir parçası olmak istiyorsak, ister istemez bu akredite olmuş kurum ya da akreditasyon almış alanlara yönelmek çok önemli mutlaka. Evet. Yabancı dil açısından nasıl değerlendirirsiniz peki hocam meslek seçiminde? Ya bence en önemli konu ya Ceylan. Yani çok önemli yani. Şöyle söyleyeyim. Ben her zaman söylerim. Bu verdiğim yüz yüze eğitimlerde de arkadaşlarımıza hep söylüyorum. Siz bugün yüz binlerce kişinin içinde farklı olmak zorundasınız. Bir fark yaratmak zorundasınız. Çünkü emin olun 50 yıl, 20 yıl, belki 30 yıl önce üniversite mezunu olmak fark yaratmak için yeterliydi. Ama bugün değil. Çünkü yüz binlerce üniversite mezunu var. Her alanda bizim ülkemizin mezunu var. Böyle bir sorunumuz yok. Peki nasıl fark yaratacağız biz? Nasıl fark yaratacağız? Bunun birçok yöntemi var. Ben bunları söyleyebilirim. Yani sorulduğu için, sorduğunuz için İngilizce üzerinden gideyim. Bunlardan bir fark yaratma yolu şu anda gözüken yabancı dil bilgisi. Ben geçen bir araştırma yaptım. Türkiye'de şu anda istatistik verilere göre ülkemiz insanların %15'i bir yabancı dil kullanabiliyor. Yani biliyor, biliyor. Yabancı dil biliyor demek yani eğitimini almış demek. Etkin olarak kullanabiliyor mu? Ben şüpheliyim. Yani o sayının %5'lere kadar falan düşeceğini düşünüyorum. Yani bu şu demek. Bir programdan mezun oldunuz. Bir meslek hayatına girmek istiyorsunuz. Ya bu %5-10'un içindesiniz ya da %90'ın içerisindesiniz. Bu kadar önemli. Hatta daha ileri gidiyorum. Bugün öyle meslekler var ki ben bunlara uluslararası meslekler ismini veriyorum. Bu uluslararası meslekleri artık Türkçe okumak çok da bir fark yaratma yolu değil artık. Örnek. Uluslararası ilişkiler ya ilk aklıma gelen. Yani uluslararası ilişkiler denilen alan bugün Türkçe okumak yani çok doğru bir tercih olmayabilir. Çünkü uluslararası ilişkiler alanı zaten doğası gereği yabancı dil bilgisi gerektiriyor. Yani sizin İngilizceyi zaten çok iyi bilmeniz, bütün literatürünüze İngilizce olarak hakim olmanız, üstüne bir yabancı dili daha belki portföyünüze eklemiş olmanız lazım ki siz uluslararası ilişkiler alanında istihdam edilesiniz. Yoksa yani işte gördüğümüz binlerce farklı alanda istihdam edilmiş, eğitim almış ama başka alanlarda çalışan, eksik istihdam dediğimiz, mutsuz çalışan dediğimiz gruba giriyorsunuz. Dolayısıyla yabancı dil bu kadar önemli. Çünkü siz çok küçük bir grubun içerisine dahil olmuş oluyorsunuz. Bu fark yaratmanın diğerlerinden bir adım öne geçmenin, onların bir adım önünde olmanın önemli bir kesinlikle önemli bir ayrıntısıdır yabancı dil bilgisi. Yani mühendislikler ya. Yani bugün bir mühendisliği İngilizce okumadıysanız yani çok üzgünüm ama yüz binlerce var sizin gibi. Bakınız ben şu kadar iddialıyım bu konuda. Hep onu söyledim ya başından beri konuşmamın. Yani geleceğin ne getireceğini çok iyi görmemiz gerekiyor. Gelecekte getirecek iki önemli şey var. Bugün size fark yaratmak için yeterli gözüken alanlar tek başına yetmeyecek. Örneğin Türkiye'de şu anda hukuk ve sağlığın alanları çok fark yaratmak için etkin gözüküyor. Yani öğrencilerimiz doğal olarak bu taraflara geçiyorlar. Ama biliniz ki 10 yıl, 20 yıl sonra o alanlarda da çok mezun olacak.
Yani çünkü bir sürü fakülte var, bir sürü insan mezun oluyor. O zaman orada da sizin fark yaratmanız gerekecek. Nasıl fark yaratacaksınız? Çok iyi İngilizce bilen bir avukat veya hukuk mezunuyla bilmeyen arasında da fark oluşacak 5-10 sene sonra. Göreceğiz biz bunları. Ve ikinci bir husus var. Bunu da değinmek zorundayım. İş gücü piyasası mobil bir piyasadır. Yani iş gücü bir yerden bir yere akar. Duruşkan durmaz, durduramazsınız siz bunu. Zaten akıyor. Yani iyi eleman her yere gider. Bunun milliyeti falan yok artık. Yani bizim öğrencilerimizin 5-10 sene sonra talip olacakları işlerdeki rakipler sadece Türk öğrenciler olmayacak. Türk mezunlar olmayacak. Göreceğiz bunları. Zaten birçok alanda görüyoruz. Birçok öğrenci, birçok yabancı öğrenci Türkiye'deki iyi işlere talip olacaklar. Çünkü birçok öğrenci okuyor Türkiye'de şu anda yabancı öğrenci. Evet. Bu insanların biliyoruz ki İngilizcesi var, ana dilleri kiminin Fransızca, Türkçe öğreniyorlar 4-5 yıl içinde. Ya düşünebiliyor musunuz? Karşımda bir mezun var. Teknik bilgisi tamam, herkes kadar var. Ve 3 dil biliyor. Ya ben kusura bakmayın yani sizi değil onu tercih ederim. Doğal olarak yani onu tercih ederim. Dolayısıyla bizim öğrencilerimizin muhakkak 5-10 yıllık perspektifi düşündüklerinde yabancı dil bilgisini portföylerinin içine almaları gerekiyor. Bu yeteneği kazanmak zorundayız. Başka bunun hiçbir kaçarı yok yani şu anda. Şu anda bizi bekleyen yeni normalde de hocam dijital bir çalışma ortamı söz konusu olacak. Yani yarı yarıya da olabilir. Dolayısıyla bu dijital çalışma ortamı bizlere mekansızlık ve bir parçada zamansızlık verecek. Yani ülkelerin birbiriyle olan mesafesi dijital ortamda söz konusu olmayacak. İşte bu bağlamda da dil çok öne geçecek diyebiliriz değil mi hocam? Kesinlikle. Ben bir örnek vereyim hemen bu söylediğinize. Mesela hiç bitmeyen işler var şu anda dünyada. Hiç bitmiyor. Nasıl bitmiyor? Çok basit. Mesela bir tercüme işi. Sizin Türkçe bir metniniz var. Yaklaşık 150 sayfa. Bu 150 sayfalık metnin yarın sabaha sizin elinizde olması lazım. Yani siz İngilizce çevirmişiz. Ama bir insanın kapasitesi var. Yani ben 8-10 saat çalışırım bir metin üzerinde ama size bir ölçüde bunu ne yapabilirim? Çevirebilirim. Ama 24 saat çalışmam lazım. Ama ölürüm yani. Nasıl çalışayım sabaha kadar? Şimdi şöyle çalışıyor iş. Düşünün. Ben Harun Şeşen olarak bir böyle bir iş sahibiyim. Bir tane elemanım Sydney'de, Avustralya'da yaşıyor. Öbürü Hong Kong'da yaşıyor. Öbürü İstanbul'da yaşıyor. Bir diğeri de New York'ta yaşıyor. 4 tane ofisim var. Her birisi 6'şer saat çalışıyorlar. Sydney'deki evrağı alıyor. Başlıyor çevirmeye. Deli gibi çalışıyoruz yani 6 saat. 20 sayfa, 25 sayfayı bitiriyor. Hong Kong'dakine mail atıyor. Yatmaya gidiyor. Sosyal hayatına gidiyor. 6 saat Hong Kong'daki çeviriyi devam ettiriyor. O gidiyor kendi hayatına. Atıyor İstanbul'dakine. Ve o New York'takine. Siz akşam attığınız metni sabah uyandığınızda karşınızda her şeyle çevrilmiş buluyorsunuz. İş ölmüyor. İş sürekli 24 saat devam ediyor artık. Yani artık mekandan, zamandan bağımsız işler var. Aynısı yazılım için var. Aynısı Celal Hanım, bugün karanlık fabrika diye bir konsept çıktı. Düşünün, fabrika tamamen robotlardan müteşekkil yazılımla hareket ediyor. Bu fabrikanın içerisinde insan çok az çalışıyor. Sadece kontrol eden rolünde. Bu fabrikayı aydınlatmaya gerek yok ki. Aydınlatarak da para harcamaya da gerek yok. Her yeri kapkaranlık fabrikanın. Çünkü robot görmüyor zaten. Yazılımsal olarak hareket ediyor. Yani demek istiyorum ki bakınız hep başından beri oradayız. Kriz ama fırsat da var. Yabancı dilin önemini anlayabilirsek, yetenek kazanmanın önemini anlayabilirsek, ölmeyen işler artık teknolojinin her işin içine girdiğini, uzaktan çalışmanın her işin içine bir şekilde gireceğini idrak edebilirsek çok fırsat var önümüzde. Evet. Hocam size şu soruyu da yöneltmek istiyorum. Biliyorsunuz genç arkadaşlarımız şu anda üniversite sınavına hazırlanıyorlar. İşte bir ay sonra sınav, ondan sonra tercih dönemi. Arkadaşlar meslek seçimlerinde hocam bu işte yalnız değiller. Velilerin de, anne babaların da çok büyük rolü oluyor. Genellikle kendi istedikleri mesleklere yönlendirme şeklindeler. Velilere bu konuda tavsiyeniz ne olur hocam meslek seçimiyle ilgili? Ya çok güzel bir soru bu çünkü
Tabii ki veliler bu işin kaçınılmazıdır. Yani doğal olarak ben de iki evlat babasıyım, iki kızım var. Ben de bir şekilde bu işin içerisindeyim doğal olarak. Yüzlerce, binlerce öğrenciyle muhatap oluyoruz. Bir kere veliler bu işin içinde olmak zorunda. Buna yani diyemeyiz ki efendim siz hiç karışmayın, öğrenci nereye gidiyorsa oraya gitsin. Böyle bir kavram yok yani, böyle bir şey yok yani, böyle bir gerçeklik yok. Kesinlikle veliler bu işin içinde olacaklar. Ama buradaki rol çok önemli. Yani velimizin rolü ne olmalı? Ben bir baba olarak yaptığımdan da örnek verebilirim. Yani burada velimizin rolü herhalde yol gösteren olmalı. Yoksa zorlayan ya da tercihi onun yerine yapan rolü olmamalı. Maalesef dediğiniz doğru. Yani velilerimiz, birçok insan kendi eksik olduğu ya da hayalinde olup da gerçekleştiremediği şeyi evlatlarının gerçekleştirmesini istiyor. Hiçbir veli çocuğunun kötülüğünü istemez. Tabii ki istemiyor. Yani herkes iyiliğini istiyor. Ama şunu kaçırmaması gerekiyor velilerin. Bizlerin gerçekleri, bizlerin doğrularıyla bugünün doğruları arasında da fark var. Yani 20-30 yıl önce bizler bu öğrencilerimizin, çocuklarımızın, evlatlarımızın yaşındayken başka doğrular vardı. Ama bugün bu çocuklarımız bizlerin yaşında ve onların da başka doğruları var. Yani bizler bu doğrulara ne kadar adapte olabildik acaba? Belki adapte olamamış olabiliriz. Yani dolayısıyla muhakkak çocuğumuzun bir kere yeteneklerini bizim de anlamamız lazım. Yani çocuğumuzun yeteneği ne? İlgisi nereye? Ve bu yetenekleri, bu ilgisini en doğru nasıl kullanabilir? Dolayısıyla çocuğumuz ulaşılabilir hayaller sahibi de olmalı. Yani bizim rolümüz burada bu olmalı. Ben bu yüz yüze konferanslarda hep onu söylerdi arkadaşlarımız bize. Sanki de sınıftaki konuştuğum 300 kişinin hepsi Hacettepe İngilizce Tıp'a gidecek. Öyle bir şey var, yaklaşım var. Abi yok yani, mümkün değil yani. O sınıftan bir kişi gidecek belki. Hiç gitmeyecek. Yani ortada bir kapasite meselesi var. Dolayısıyla bizim muhakkak ki veli olarak çocuklarımızın isteği ne? Yetenekleri nelerdir? Bunları anlamamız lazım. Çocuklarımızı buna göre yönlendirmek lazım. Bir de yani herkesin gittiği yol doğru bir yol olmayabilir ya. Velilerimizin bunu da farkında olması gerekiyor. Yani onun çocuğu böyle yaptı, o böyle gitti, bu böyle gitti deyip de o yoldan gitmesini istemek öğrencimizin bence biraz haksızlık. Belki öğrencimizin buna isteği, buna kapasitesi, buna yeteneği yok. Bu yönde bir talebi, beklentisi yok, hayali yok. Dolayısıyla hayallerle gerçekleri buluşturmak olmalı velinin görevi bence. Yani çocuğumuzun hayallerini muhakkak anlamalı ve o doğrultuda gitmeli. Ama onu bir takım realitelerle, gerçeklerle de ortaya koymalıyız. Burada da bilgi, konuşma, diyalog, iletişim, bunları yapmak gerekiyor. Yoksa bu seçilecek, buradan git. Hayır, o çok kötü. Böyle bir şey yok. Bakınız, hep söylüyorum. Kötü meslek yok. Kötü seçim, kötü tercih, kötü okul diye bir şey yok. Sizin yeteneklerinize kendi istek, arzu ve nasıl diyeyim, içinizdeki beklenti, hayal ve yeteneklere uymayanı var. Dolayısıyla biz kendimizi tanıyorsak, öğrencimizi tanıyorsak, çocuğumuzu tanıyorsak o yönde yönlendirmek gerekiyor. Yoksa yani şey doğru değil bu konuda. İlla kendi hayallerimizi çocuğumuzdan beklemek bence biraz haksızlık olur. Evet. Çok teşekkür ederim hocam katkılarınızdan dolayı. Benim sormayı unuttuğum, sizin eklemek istediğiniz başka bir şey varsa hocam seve seve kabul ederim. Ya ben tek bir şey söylemek isterim. Burada bütün öğrencilerimize öyle bitirmek isterim. Lütfen tercih yaparken şunu düşünsünler herkes. Her alanda Türkiye'de yetişmiş insan var artık. Yani bir açığımız kalmadı mesleki anlamda. Peki bu kadar mezunun olduğu yerde ben nasıl ekmek kazanacağım? Yani işte bunun sihirli kelimesi bugün artık farklılaşmak. Yani bir fark yaratmak zorundasınız. Bütün öğrencilerimiz fark yaratmak zorunda. Ailelerimiz de işte fark yaratmak zorunda. Yani fark yaratacak, öğrencinin fark yaratacağı tercihe gitmesini kolaylaştırması gerekiyor velilerimizin de. Fark yaratamayacaksanız, sıradan bir insana dönüşecekseniz o yanlış bir tercih. Fark yaratacak tercih gitmek lazım. Bu, yani bugün çoğunu konuştuk. Nasıl fark yaratacağız? Efendim akreditasyona bakacağız. Yabancı dil bilgisine bakacağız. Kendi yeteneklerimize bakacağız. Beni istediğim hayallere götürür mü? Buna bakacağız. Üniversitenin kapasitesine, fakültenin, bölümün kapasitesine bakacağız. Yani bunu şansa bırakmayacağız. Hele ki aldığımız puana hiç bırakmayacağız. Yani aldığımız puan bazlı düşünmeyeceğiz. Önce bizim
Gitmek istediğimiz yeri belirlememiz lazım. Zaten başarı arkasına gelir. Başarısız öğrenci diye bir şey olamaz. Hedefi olmayan öğrenci vardır. Hedefinizi koyduysanız o hedefinize zaten gidecek çabayı, enerjiyi göstererek, çalışmayı göstererek ulaşırsınız. Hiç kimse ekstrem zekaya sahip olmak zorunda değil üniversite kazanmak için ya da bitirmek için. Ama ekstrem bir inanca ve hedefe sahip olması lazım. Bu hedefi, inancımızı koyarsak, ben nasıl fark yaratırım sorusunu doğru cevaplayabilirsek kesinlikle doğru tercih yapabiliriz. Teşekkür çok, ederim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Değerli katkılarınızdan dolayı bizleri, ben teşekkür ederim. Misafir öğretmenlerimize ve öğrenci arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Sağ olun hocam. Çok güzel bir yayındı. Bir sonraki ben hafta... teşekkür ediyorum. İzleyenlere, herkese teşekkürler. Başarılar diliyorum. Daha doğrusu hayallerine ulaşabilecekleri, gerçekçi hayallerine ulaşabilecekleri başarılar diliyorum kendilerine. İyi günler hocam. İyi günler, sağ olun. Hoşçakalın.